Sevgileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu Converse'in taban yapımı çalışmasını yapacağız. İlerleyen videolarda inşallah Converse'in yapımını da sizlerle paylaşacağım. Daha Converse'im bitmedi. Converse'imin armasını yapacağım arkadaşlar, da yarım yani. Bittiği zaman inşallah sizlerle yenisini, tek eşini sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi bu videoda taban çalışması yapacağız. Ben ip olarak yine Gazal Baby Cotton ipimi kullanacağım. İpim çok kalın bir ip değil. İnce bir ip. Siz bir tık daha kalın iple yaparsanız pırlantayla da yapabilirsiniz. Pırlantayla yaparsanız biraz daha büyük olur. Benimki 0-3 aylık arkadaşlar. Sizinki pırlantayla örürseniz tahminime göre 6 aylık çocuğa olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi taban çalışmasını hep beraber arkadaşlar yapalım. Toplamda 16 tane, bakın şuradan göstereyim. 16 tane zincir çekiyoruz. 16 zincirimizi çekelim. İlk sıkıladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 16 tane zincirimizi çektik. Sık iğne yapacağız arkadaşlar. İlk zincirimize değil, ikinci zincirimize batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Toplamda buraya 10 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane, bakın sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Yandaki yuvama doluyorum ve ikili trabzan. İki seferde çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. 4 tane yapacağız. 1, 2, 3. Evet, 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve son bir zincirim kaldı arkadaşlar. Bu yuvaya, son yuvaya yani 7 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 7 tane dediğim gibi ikili trabzanlarımızı bitirdik ve karşı sıraya dönüyoruz. Devam ediyoruz. 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Onların karşılarına aynı yuvalara batıp 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. Bir tane daha, 4 oldu. Evet. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Karşı taraftayız yine. Her yuvaya karşılarına batıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğnemi yaptım. Son bir yuvam kaldı. 9 tane
Ve buraya arkadaşlar son yuvamıza da çift batıyoruz. 1 9 tane tek yaptıktan sonra çift yaptık. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve buraya 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. Bakın şuradan bu ilk sıramızı yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. İkinci sıramızın tamamı ikili trabzandan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane zinciri battığım yuvaya, ilk yuvam zinciri çektiğim batıp üste çıktığım yuva, buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 tane ikili trabzan. Evet, aynı yuvaya 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Devam ediyoruz ikili trabzan örmeye. 1 2 toplamda 13 tane ikili trabzan yapacağız. Tek tek battığımız. 3 4 Yani şuraya kadar arkadaşlar bir alt sıradaki sık iğnemizin bitim yerine kadar şöyle 2 4 6 8 9 10 11 12 13. Sık iğnemizin bitim yeri değil arkadaşlar. Bu köşeye 7 tane ikili trabzan yapmıştık. Onun başına kadar toplamda 13 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu bir alt sıraya battığımız 7 tane ikili trabzanımızın hepsine çift batacağız arkadaşlar. Her yuvaya 2 tane bakın ikili trabzan dolduracağım. Yani 7 kere çift batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane çift ikili trabzanlarımızı yaptık. Yine tekrar tek tek batıyoruz. 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi mevcut olan burada sonda 3 tanemiz kaldı. Bu 3 ilmeğe de çift batıyoruz. 1 ikinci çiftim. Bir de şuraya 3 tane çift battık. Ve bu baştaki en baştaki dolgumuz, zincirimiz olan ikili trabzanımızın birleştiği noktaya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum arkadaşlar. İki sıramızı ördük. Üçüncü sıradayız. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Yine üste çıktığım, birleştirdiğim yuvaya bir tane ikili trabzan. Yanındaki yuvaya bir tane çift batıyorum.
Tekrar bir tek yandaki yuvaya çift batacağım. Yani bu sıramızın başında bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaptık. Ve şimdi tek tek batacağız. Toplamda 12 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın ilk yaptığımız V'nin ucuna geldik. Şimdi bu V'lerimize, yani çift battığımız 7 tane çiftimiz vardı. Bir tane başta tek yapıyorum. Alttaki V'min ortasına denk geliyor. İkisinin tam ortasına denk geliyor. Çift batıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. Çiftlerin biraz sıradaki çift battığım yuvanın tam ortasına geliyor. 7 tane bir tek bir çift öreceğiz. İkisini yaptık. Bir tek bir çift. 3 oldu. Bir tek bir çift. 4 oldu. Beş oldu. Bir tek. Bir çift. Altı oldu. Bir tek. Ve bir çift. Evet, 7 tane bu başa bir tek bir çift. Alttaki 7 tane tekli battığımız tek yuvaya ilmeğimizi bir üstünde hepsine çift battık. Bu sırada da bir tek bir çift olarak artırdık. Devam ediyoruz arkadaşlar. 13 tane tek sık iğne, ikili trabzanımız var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Buradaki biraz sıradaki yaptığımız 3 V'nin olduğu yere geldik. 13 tane tek battık. Şimdi buraya 3 tane bir tek tekimizi yaptım. Bir çift. Bir oldu. Bu çift battığım biraz sıradaki çift battığımın tam üzerine denk geliyor. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Ve bir çift. Tekrar başladığımız en baştakine ilmek kaydırmayla bir üst sıraya çıktım arkadaşlar. Toplamda benim burada 61 tane ilmeğim var. 61 ilmeğimi sabit bir şekilde arkadaşlar çok kasmadan, bakın üste çıktığım yuvaya tekrar batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her yuvaya birer tane batıp, yani tabanımı birazcık daha genişleteceğim. Her yuvaya tek batıyorum. İki batma yok. Bu sırada her yuvaya birer tane batıp sıramızı
Başa kadar gelelim arkadaşlar. Dolanıp geliyorum ben. Evet, başa kadar dolandım arkadaşlar. İlmek kaydırmayla bir üst sıraya geçtim. 0-3 aylık bebek patiğimizin tabanını oluşturduk arkadaşlar. Ben ipimi koparmıyorum çünkü bunu örmeye konversimizin eşine devam edeceğim. Bir dahaki videomda inşallah konversin yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. 0-3 aylık tabanımızı şimdi bitirdik arkadaşlar. Sizler başka bir modelde kullanacaksanız ipinizi koparıp onun gidişatına göre devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tığımdan bahsetmemiştim. Tığım tulübün 2 numarası. Ben genelde bu tığla örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün. Hoşça kalın.